Linç bölümünü izledin mi hiç? Seninle ilgili de linçlerimiz var. Ya, herhalde izledim. Her hafta izliyorum. Her hafta izliyorum çünkü ben de bir gün katılacağım ya, bakalım başıma neler başıma gelebilir. Maksimum ne olabilir tabii ki de görüyorum yani. Çok güzel. Biz yani hem ondan da izliyorsun hem de gerçekten birbirimizin başarılarını, birbirimizin işlerini birebir yerinde takip etmeyi de seviyoruz. O yüzden de çok teşekkür ederim. Yani hem programın başlangıcında hep yanımdaydın. Her zaman desteğim var kardeşim. O yüzden ben de sana çok güzel bir linç hazırladım. Yani bu sevgiyi karşılıksız bırakmadım. Murat Dalkılıç'ın linçleri gelsin bakalım. Evet. İyi ki gelsin bakalım. Ne dinliyorum acaba? Tabii ki anahtar. Ağzını öyle yaptın da ne oldu? Beğeni almak için şekilden şekile giriyorsunuz. Şey ooo şarkıya bak. Ooo. Ama o sıra ooo diye duruyor. Oo. O böyle öpücük gibi duruyor. Ne öpücüğü be? Ağzı o kadar açık öpücük mü olur, bakar mısın? Tam ne olduğu da belli. Niye böyle duruyor duruyor yani? Ben şeyi anlamadım. Niye şuradan bir şey kapatmak zorunda hissetmişim? Olsun, böyle pozlar. Abi böyle yakışıklı arada, böyle popstar olunca ne yapsan oluyor gibi pozlar var ya. Ben mesela böyle dursam, ooo diye dursam ne yapıyorsun hayvan derler. Sana ya, yine... Ya hiç öyle demezler. Hayır derler, bir şey oluyor abi. Duruyor mesela kol mol, azıcık oradan dövme gözüküyor. Ağız böyle bir şey. Yakışıyor yani durmak. Devam et. Seksi poz vermeye çalışırken çaktırmadan koltuk altı koklama. Ya bu kliple alakalı gerçekten çok acayip bombalar var ya. Bu klip yani mesela kaç 11 yıl oldu kasaba çıkalı. O klibe giderken hiç sanki benim klibim çekilecekmiş hayatımda ilk defa. Heyecanı bile yok yani. Oraya bir çıktım ama kamera böyle bir başladı çekmeye, ağzımı başlamışım heyecandan bu kadar açmaya falan. Ya şu hareket de gerçekten o zaman çok... Kasaba ilk klibin değil mi? İlk klip. Evet, ilk klibim. Aynen. Peki bu pozları biri mi yaptırıyor? Şimdi koltuk altına doğru... Ya, gerçekten yönetmen falan... Hani böyle gerçekten klip çekerken belli pozlar, bir trikler, numaralar var mı abi? Ya yok yani abi. Yani şöyle ya. Dur falan var mı? Ya yok işte, bir tane şey var bu klipte, kötü bir kadın. Seni bir şekilde esir tutsak alıyor. Senin ellerini böyle bağlamış. Ben de güya ah be kadın, seni ne yapacağım edeceğim falan filan diye böyle koluma doğru. Sonuçta bir oyun vermeye çalışıyorum ya yani, kendi aklımca orada. Ama bu durumdan hoşlanıyorsun gibi de bir tat var yani, böyle bir gülme de var. Bir tat. Histeriklik var gibi. Bir histeriklik var, çok güzel. Evet, devam edelim. Ben bu adamı gördüm, bu kadar kusursuz değil, şop var. Evet yani tabii ki de şop var. Her yerde şop var. Her yerde. Yok şop. Ya sen bu şopa çok yakınsın ya. Şop yok abi. Yani var tabii canım, olmaz mı ya? Çok doğal değil mi ya? Var çok... var hafiften var hafif. Çok hafif olur abi, o da olur yani. Ama şu an mesela seni fotoğrafı çekilse neyin yok etse bir şey etmezsin ya. Neyi konuşuyorsunuz? Yok ya, şop var mı? Evet. Bayağı uğultu var. Herkes inceliyor. Var, yok. Var var ya. Ya bunun onların yüzüne taktım maske ya. Onlar eser. Evet. Dağda bayırda mı kaldın Çen? Yazmışsın sen. Oho. Ne oluyor ya? Kendi programa reklam aldık. Hoş geldin abi. Ne haber abi, hoş geldin. Ya Murat, özür dilerim. Estağfurullah ya. Dışarıdan biraz izledim. Dedim gireyim. Abi çok iyi, çok iyi yaptın. Ne var, iyi yaptın. Buyur gel. Hayır abi, kafanı buyur abi gel. Yok abi. Buyur. Ha, sonra alalım ama. Merhaba. Tamam abi. Merhaba deyip gitmiyorsun değil mi abi? Devam sorayım. Erkan Petekkaya alkışlar. Birazdan. Ya. Peki biraz önce yaptığı hareket benim sahneye çıkış hareketim gibi. Çok iyi. Benim olayı hiç anlamamam peki. İşte senin anlamaman için öyle yapıyor. Evet ya. Evet. Ben de işte öyle yapıyorum. Evet. Seyirci görmesin falan ama. Böyle ne güzel, mutluyum vallahi şu an. Değil mi? Eğleniyoruz.
Evet, sen dağda bayırda mı kaldın çen yazmışsın. Biri de demiş ki kendine niye yükseliyorsun? Manyak mısın sen demiş. Çok tatlı. Ya Allah'ım. Bu da mı klip? Klip. Bu da ben bilmem klibi. Ordu'da çekmiştik bunu. Ordu'nun mükemmel ormanlarında böyle yaklaşık 12 saat falan koştum. Hı. Bedran Güzel çekmişti. Bedran ha. 12 saat koşturmuştu beni. Gerçekten. Kardeşimiz koşturur, yapar yani. Dağda bayırda çekilecek en güzel klibi çekti kardeşim. Buradan da selamlarım. Selamlar koydum. Bedran Bey'e, sevgilerimiz. Evet, sıradaki gelsin. Allah kimsenin başına Murat Dalkılıç saçı vermesin. Ya bu saç bana hiç yakışmadı arkadaş ya. Hiç olmadı ya bu uzun saç. Evet, üstünde mi toplama falan çok şey denedin. Film için işte uzatmıştım. Ondan sonra acaba bakalım uzatabilir miyim olacak mı? Abi sabah bir kalkıyorsun böyle bir şey oluyor böyle saçlar. Ben bir de hiç alışkın değilim. Hep 3 numara işte en fazla bundan birazcık daha uzun takıldım hayatım boyunca. Bu bana çok ağır geldi ya. Bir de hiç baksana tipe bak. Garip bir şeye dönüşmüşsün, garip olmamış ya. Bir şey oldu ya. Yani. Tokan bokan. Ya ne kadar uğraşırsan uğraş olmuyor. Mümkün değil. Yandaki abi de beğenmemiş zaten bak o da. Aynen Faruk. Bu nasıl saç diye Faruk bakıyor. Faruk'la beraber çalışıyoruz. Evet. Sıradaki. Sizce de bugün hava Murat Dalkılıç'ın burnunun estetik olması kadar acı değil mi Cansılar? Ya evet ya. Benim burnum 7 kere ameliyat oldum ben burnum. Uuu oldu ya çok güzel. 7 yani. Abi, burnun ben, ben çocukluğumdan beri ameliyat oluyorum burnumdan. Burnundan? Yani, evet ilkokula gelmeden ya yani 5 yaşımdan beri falan. Niye? Durmadan kanıyordu. Ha, öyle bayağı sağlıksal. Yoksa estetik kaygısı da değil. Artık estetiği bozuldu burnumun bir süre sonra. Gerçekten kötü hale geldi yani. Bir de kıkırdağını falan kestiler yanlışlıkla. Çünkü çok zordu yani o zamanlar benim için. Ondan sonra mecburen burnumun ucuna kıkırdak eklemek zorunda kaldılar. Çok güzel olmuş şu an ama. Güzel oldu. Güzel burun. Eskiden daha güzeldi tabii ama. Gelsin sıradaki. Murat Dalkılıç gibi bir güzellik yapsana değil de Zeki Müren gibi gitme sana muhtacım dediğimiz için kaybettik. Selamun aleyküm. Ya bu, bu bir güzellik yap başımı hakikaten değişik şeyler getirdi ya. Böyle insanlar artık böyle dibime yaklaşıp bir de 18-20 yaşlarında delikanlı adamlar abi bir güzellik yapsana abi falan diyor. Bakıyorum Allah Allah falan diyorum. Hem şarkıyı biliyoruz havası mı yaratıyor? Niye böyle bir şey söylüyorsun bana falan diyorum. Abi bir güzellik yapsana ya falan diyor. Tamam falan diyorum. Onu bırak. Onun gibi böyle. Evet bir daha fenası var. Daha evet, fenası. Evet güzel. Bir gün artık ben hani bu şarkılarla alakalı gelip sohbet başlatmak isteyen arkadaşlar tabii alışkanlık haline geliyor ama şarkıların böyle sözlerle donanımlı olunca biraz garip oluyor. Bir gün bir mağazada dolaşıyorum abi. Birisi beni uzaktan kesiyor. Yine böyle 25 yaşlarında bir tane çocuk. Uzaktan böyle kesiyor. Ben herhalde gelip merhaba diyecek, fotoğraf çekilecek falan diye bekliyorum. Yanıma böyle geldi. Derin abi, derine dedi. Böyle kafamı falan çeviriyorum. Ne diyeceğim? Abi derine, derine. Abi derine mi diyor? Abi ne yapacağımı şaşırdım falan. Bir gün de... Hayır amaç derineyi söyleme. Derineyi çok seviyorum. Yani herhalde senin derine diye bir şarkın var. Ben de onu biliyorum. Derine daha derine abi falan. Hayır insan ne diyeceğini şaşırıyor. Teşekkür ederim. Evet derine. Daha derine evet falan. Yani bir şey de diyemiyorsun ya. Yani böyle çok acayip şeyler geliyor böyle başıma. Bir de hatta ilk kasaba çıkmıştı. Diyarbakır'a konsere gittik. Uçağın merdiveni yanaştı işte. Geldim böyle aşağıda iniyorum. Birisi aşağıdan bağırıyor. Murat abi! Murat abi! Aldın mı her şeyini yanına? Falan. Yanıma bakıyorum şimdi ne almam gerekiyordu acaba? Hani Diyarbakır'da geldik konserle alakalı bir şey mi vardı? Röportaj mı yapacaktık bir şey mi? Aldın mı abi her şeyini yanına diyor. Anlamadım abi falan diyorum. Ha pardon abi Murat Boz'la karıştırdım ben ya dedi. Anlamadım falan dedim. Abi.
Abi Murat Boz'un şarkısı var ya, al her şeyin yanına diye, o yüzden falan filan dedim. Herif her şeyi karıştırmış ya. Tabii, her şeyi. Şarkısı sen tepki vermeyince çok iyiymiş. Evet, devam edelim. Standart bir Murat Dalkılıç her tür orta boy valize sığar. Boyla ilgili konuştuk. Boyla ilgili artık var mı takıntın? Yok. Hiçbir zaman yoktu ki. Ha. Evet. Yok, basketbol oynayamadığı için kendime ayak ekleteyim demişsin ya, o yüzden dedim. Ha. Şu an yok. Yok, aslında o takıntıdan değil ya. Sinirim bozuluyordu basketbol oynayamadım diye sadece. Yoksa takıntım yok. Ben seviyorum böyle ufak tefek olmayı. Ne güzel. Ben de keşke ufak tefek olsam. Ben de böyle büyük olmayı seviyorum. Devam et. Murat Dalkılıç, koluna kocaman Dalkılıç dövmesi yaptıracak kadar ne yaşadın? Acaba, sadece soruyorum. Dalkılıç dövmesi insanlara gerçekten hep megalomanlıkmış gibi gelmiştir ama benim dedemin bana yadigarı olduğu için öldüğü zaman yaptırdım, dedem öldüğünde. Hmm. O yüzden de yani bütün etrafımdaki herkesin kardeşim artık değiştir şunu, gerçekten kötü duruyor demesine rağmen yıllarca değiştirmeyi de düşünmüyorum aynı şekilde. Duracak. Ama sen ben bunu, kadar sen bunu ettikçe soyadını falan dövme yaptıranlar çok oldu gibi hissediyorum ben. Oldu, ben Dalkılıç yaptıran birini gördüm hatta. Dalkılıç mı? O iyice tabii, konuyu tabii karıştırmış. Programımızın linç et bölümü var abi. Ne? Linç et. Nasıl? Hansı mı geldik buraya Esat? Abi çok internette sizin et hakkınızda kardeşim çıkan bazı tamam, olumsuz yorumlar var tamam. Ama çok olumsuz değil, tatlı olumsuz. Öyle çok linç değil yani. Bakacağız. Yani burada internet, olumsuz. Yani internette bize böyle söyleyen şeylerle biz nasıl eğleniyoruzu mesajını veriyoruz aslında. Tamam. Evet, Erkan abiyle başlayalım. Buyur kardeşim. Ver abi. Bismillah. Öyle bir geçer zaman ki de Mete'ye bağıra bağıra psikopat ettin çocuğu, çukurda oynuyor şimdi. Güzel. Güzel. Aras Bulut, İynemli. Nasıl buluyorsun abi Aras'ı? Şu an izleyebiliyor musun hiç? Aras ne yapıyor diye baktım. Hı hı. Aras yani o günden beri çok iyi bir çocuktu, evet, iyi bir insandı. Ve çok yetenekliydi gerçekten. Ve hakkını da buldu, layığını buldu yani. Hani, yani su yolunu buluyor. Evet ya. Hep baştan beri enerjisi çok yüksek bir adam. Bu yani filmde de bana bağırdı bir iki defa. İnşallah. İnşallah senin yani de kısmet. Karısı başına çok güzel bağırdı. Bakalım inşallah. Evet, devam et. Vurgun dizisinde Erkan Petekkaya yıllar sonra komadan saçları fönlü jöleli uyandı. Resmen uyuyan güzel misin sen ya? Abi böyle günlük hayatta da çok dikkat eder misin? Yani saçına, başına, bakımına? Asla. Öyle mi? Ben eşofmanla gezerim. Gerçekten. Yani ben eşofman giyerim, gezerim. Her yerde öyle gezerim. Çünkü dizilerde durmadan işte makyaj biliyorsun, evet, kostüm falan filan. Yok benim öyle rahat bir şey var ha. Yok yani öyle bir takıntım yok ya. Yani. Şeyden rahatsız oluyor musun ya böyle? Ben abi mesela rahatsız, haftada bir de çekime gelsem her gün böyle kalıp kalıp makyaj, jöleler sürülüyor. Ya o yüzdeki o şey hani ya gidip teslim oluyorsun değil mi oraya? İşimiz bu diyorsun yani. Yani aslında ben olmuyorum. Ben uyarıyorum çalıştığım arkadaşlarımı. Bunun böyle olmaması gerekiyor diyorum. Az onlar da, onlar da diyorlar ki hayır, seyirci böyle seviyor. Hı. Ben de fönlü uyanıyorum, yapacak bir şey yok. Ha. Çünkü seyircinin hayali fönlü uyanmak. Vallahi ya. Erkan Petekkaya'yı fönlü istiyoruz biz diyor seyirci. Ben ne yapayım arkadaş yoksa... Tabii ama öyle. Ben hiç de öyle uyanmak istemem çünkü hiç hayatımda fönlü uyanmadım. Evet, devam et. Üzerimde gereksiz bir Erkan Petekkaya gerginliği var. Niye ya? Sizde var mı? Yok. Abi niye bu kadar yapışmış abi, bu böyle? Ben, gerçekten... ben bu konuyu sormak istiyorum sana. Magazinler bir durum mu bu? Ben seni arkadan da işte 10-15 yıl önceden beri tanıyorum. Hiçbir gerginliğini görmedim. Asla. Hep böyle bir eğlenceli bir adamsın. Kesinlikle. Bu gerginlik ismesi bence dizideki rollerden mi? Hayır. Neden abi? İşini kötü yapan insanlar yüzünden. Aa. Çünkü ben evet, ben disiplinli bir adamım. İşimi iyi yapıyorum. İyi yapmaya çalışıyorum. İyi yapayım dersem yanlış olur. Çalışıyorum. Hı hı. İşini kötü yapan insan görünce de sinirleniyorum. O yüzden öyle yani. Sette falan çalıştığın yerlerde işini kötü yapanlara... Hayır, bu sadece benimle ilgili değil.
Çünkü bizim işimizde şöyle bir şey var Eser, sen de iyi biliyorsun. 300 kişinin, 400 kişinin ve onların çocuklarını çarparsan ailelerinin, tedarikçilerin, bizim işimizi yapan insanlar yaklaşık yani bir 3000-5000 kişiden sorumlu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ve ben o insanları düşünmek zorundayım. Çünkü mecburum. Ama ben ekranın önünde olduğum için ben düşünüyorum. Çünkü arkadakiler düşünmüyor. Erkan halleder diyorlar. Hı. Hayır, her şeyi ben halledemem. Bizim işimizde yani işini iyi yapmayan insana yer yok. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Yerli dizi zaten yersiz uzun. Yani 160 dakika çekiyoruz falan filan. Herkes işini iyi yapacak. Ha, ne oluyor? Ben iyi bir çocuğum. Ben iyi bir insanım. Çünkü ben nerelerden geldiğimi ben iyi biliyorum. Dolayısıyla benim için setteki çaycı da benim kadar değerli. Yapımcı da o kadar çaycı kadar değerli. Ya da kanalın CEO'su. O da çaycı kadar değerli. Hı. Ha, eğer ben onlara o kadar değeri veriyorsam o zaman herkes işini güzel İşini yapacak. Yapmış. Sabah 9'sa 9'da geleceksin. Sen bunu yok adam 11'de geliyor. Allah oradan Allah. Da şey olmaz, çıkıyor. Olmaz, yani. Olmaz. O zaman da sorun oluyor. Süper. Yani bu tembel insanların sorunu, benim değil. Çok net ve çok güzel bir cevap. Öyle. Tabii. Çünkü biz... Çünkü bizler milyonlarca insana iş yapıyoruz. Yaptığımız her kare, çektiğimiz her kare gerçekten milyonlarca insana gösteriliyor. Hı. Bir de şimdi bizim diziler bir değişik oldu. Yurt dışına ithal ediliyor. İhraç ediliyor, özür dilerim. Yani Türkiye'ye çok ciddi para geliyor bu işlerden. Dolayısıyla yani ben gittim Hollywood'u da gördüm, orayı da gördüm. Los Angeles'ta gördüm, her tarafı gördüm. Orada insanların nasıl çalıştığını gördüm. Biz burada biraz çelik çomak oynuyoruz. Ama bu sadece şeyden... Şu an ama dizilerdeki kalitemiz fena değil. Yeteneksiz olduğumuz için değil. Ha. Asla değil. Ha. Biz onların hepsinden daha yetenekliyiz. Bizimkiler sadece çok tembel. Tembeller. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hele ki bizim işimizde yok. Çünkü milyonlarca insan iş yapıyoruz. O yüzden bana aksi derler, onu derler, bunu derler. Onlar işini yapmayan insanlar. Vallahi öyle. Çünkü benim size sorumluluğum var. Ben sizlerin sayesinde evime ekmek götürüyorum. Gerçekten öyle. Abi bu eşofmanla giydiğin bir tane fotoğrafı yakaladık. Abi ne alakası eşofmanların var ya? O demiştim. Benim böbrek doktorum. O ha? Beni kurtardı gerçekten. Çok büyük bir doktor o. Ha? Çok büyük bir doktor. Evet. Eşofmanları gömmüşler abi. Ne alakası eşofmanın var ya demiş. Biri kırmızı, üstü siyah şey falan. Ne var ki ya? Bence çok şık. Hayır ne var ki? Hayır işte. Hayır, eşofmanımla şapkamın rengi aynı. Kim neye itiraz ediyor anlayamadım. Hayır, eşofman kırmızı abi. Doğru, burada turuncu. Burada turuncu, orada kırmızı. Hayır, ayakkabımın rengine bak. Ya boş ver. O, öyle değil mi? O evet, doktor var ya gerçekten. Doktorun pantolonu aynı. Evet, beni abi. Gerçekten böbrek probleminden kurtardı o doktor. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Vay be buradan. Ya reklam abi. Yapmayayım adını söylemeyeyim. Yalnız beni de seti kurtardı. Hı. Çünkü ben böbrek yüzünden durmadan sete geç kalıyordum. Hı. Durmadan yazıyordular. Erken pedikliğe sete geç geldi. Hayır abi. Böbrek taşı döküyorum orada. Orada yatıyorum. Yani o kadar basit yani. Evet sıradaki gelsin. Erkan Petek'e eğlence programına çıkınca biz de böyle kalıyoruz. Belki seni böyle ciddi seviyorlar. Böyle dizilerde görmeye alışmışlar. Eğlence programında görünce kalıyoruz demiş. Devam et sıradaki. Abi aile diye fotoğraf paylaşmışsın. Altına biri ben rol gereği babasını zannediyordum demiş. Abi ailenle çok güzel vakit geçiriyorsun. Bu safari maferi... Yapmışsın. En son bir tane aslanın önünde yemek yerken videonuz var. Evet. Senin koyduğun galiba. Doğru. Onu bir gösterseniz abi. Doğru. Çok güzel. Seviyorsun. Hatta orada sana. Araba bozuldu. O aslanla biz neler yaşadık. Vallahi. Ne yaşadınız abi? Aslan gitmedi abi. Gitmedi. Yemişti. Doymuştu. Zaten yaklaşamazsın ki öyle. Hava karardı. Arabanın ben açık bırakmışız şeyi. Evet. Araba kontak çalışmadı. Aslan orada oturuyor. Hava kararıyor. Serengeti'de hava kararınca kesin otelinde olman lazım. Yoksa seni aslanlar yiyor yani. Hani hava karardı. Akü mü bitmiş araba? Evet. Araba aslan orada oturuyor. Kalkmıyor. Aslan abi kalkar mı? Onun ülkesi. Onu kaldırana kadar ondan. Ne yaptın abi? Yani... Ben bir şey yapmadım. Rehber yaptı. Ben ellemedim. Abi bir sıkıntı olsa sen aslanı da indirir gibi duruyorsun ya. Vallahi. Hayır, çocuğum karım var, indiririm valla. Aa, indirirsin de. Ben an. Olsam indiremem de. Çocuk olunca evet.
Hayır hayır ama video, ama video değil. Biz onun ortamına gittik, onu rahatsız ettik. Evet. Bu arada yani onu da söyleyeyim. Evet doğru söylüyorsam. Evet. Safari'de bir şey bir yanda var. Evet evet gerçek o. Evet. Bir de o yemişti, toktu. Biz o yüzden yaklaşabildik. Evet bak o da rehber işte. Evet. Aa. Şu an çok rahatsınız. Keyfiniz yerinde. Arabanın içindeyiz. Delilik bu ya. Arkadaşlar o gerçekten aslan. Vallahi. Aslan gibi aslan. Yok yok öyle iğneyle falan değil yani. Orası gerçek. Hani bazı yerlerde var Johannesburg'da falan. Bayıltıyorlar falan. Tabii tabii iğne vuruyorlar. O yok o gerçek. O biraz önce Jane onu yemiş yatmış. Ben mesela bu safari merak ediyorum. Ben de hayatımda hiç yapmadım yani. Sen gittin mi hiç? Eser bizlik mi gerçekten? Bilmem. Bir şöyle bir kendine bak bana bak. Biz ne olacak yine Erkan ya, abiye bak. Neden? Niye ya? Ben rehberi veririm öyle bir durumda rehberi yesin diye. Erkan abi aile için aslanla savaşıyor. Ben rehberi veririm abi hemen. Dünyada nereye gitmek istersin en çok Öykü? Ya o kadar çok gitmek istediğim yer var ki. Peru'ya gitmek istiyorum, Machu Picchu'ya gitmek istiyorum, Tokyo'ya gitmek istiyorum. Her yere gitmek aynen istiyorum. Safari yapmak bayağı var mı içinde? Kesinlikle var. Bu arada hatta o çok geziyor. Geçtiğimiz... Çok geziyor. Geziyor mu? Tabii tabii. Geçtiğimiz bayramda yapacaktım safari. Olmadı, yetmedi işte. Hı. Film arasındaydı. O yüzden Avrupa'ya gittim ama hı, çok istiyorum. İnşallah yapacağım. Öykü'nün linçine gelsenize gezmesiyle ilgili onunki. O çok güzel. Bunu paylaşmışsın. Porto Portugal... Portekiz Porto demiş. Öykü burası Eminönü yeme bizi demişler. Çok benziyormuş abi. Gerçekten Eminönü'ne benziyor. Neresi ya burada ya? Çok... Portekiz'de. Ya ara sokaklardan bir tanesi. Ama evlerin dış cephesi full evet seramik. Ne? Gerçekten eski böyle eski İstanbul'a çok benziyor. Güzel çıkmış abi. Çok güzel. Öykü güzel çıkmışsın burada. Teşekkür ederim. Öykü teşekkür güzel ederim dedi. Ben de hangisi dedim? Sokak mı Öykü mü? Hayır tam bir yalnız, film arasında gitti o. Şöyle, çekim esnasında gitti. Yapamadım ama oraya, şey mantalarla yüzdüm. Neylerle? Mantalarla. Büyük vatozlar var ya böyle. Büyük vatoz şey olarak böyle, biliyoruz biz. Çok dibe hani yakın bu kadar şeylerle bayağı böyle evet. Sıradakini ver Öykü'nünkini. Evet evet bayağı. O kadar abartıldığı kadar güzel değil. Bir insan çok güzel olması için emsalsiz güzel olması lazım. Gidin Moskova, Öykü Çelik'e benzeyen bir ton kız var. Hem de inşaatlarda sıva yapıyorlar. Öykü Musa mısın? İnşaatlarda... Yok hayır benim için de bir şey. Sıva yapıyorlar. Hayır, bu arada kadar demek ki abartılan bir güzellik varmış ortada. Teşekkür ederim aynı zamanda. İltifatımı da alırım yani. Evet evet. Çok şey. Teşekkür ederim. Ama senin yüz yapın böyle yabancı şey modellere benziyor. Hani gözlerin, kaşların falan böyle bir... Nerelisin siz aslında? Karadenizliyim. 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 Anne tarafım Selanik göçmeni. Hmm. Böyle göçmeni bir karışım zaten herkes de olan bir karışım hepimizde. Böyle olmuşum yani. Sen neresin? Ben? Vallahi ciddi merak ettim. Ben Secer'e çıktı ya oradan Bursa baktım. Bursa değil miydi? Bursa. Çoğumuz Bursa'da şeyden gelmişiz. Kavala'dan. Yunanistan. Aa. Kavala. Oradan gelmişiz. Evet. Kan aynı çekiyor şekilde. Bak şey var. Aynı şekilde. Evet sıradaki gelsin. Kemal'inki. Saçma sapan işlerde oynama. Ezeli düşün. İlk işinin ezel olması sert bir şey değil mi? Çok. Değil mi? Çok sert. Yani ilk işin benim de mesela çok güzel hareketler olunca böyle yaptığın her iş onunla kıyaslanıyor. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Yani hep onu aşmak zorunda olmak, hep o işle ilgili anılmak hala sana diyorlar. Ezel'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Sadece ben değil ki. Kenan abi ondan sonra Kabadayı diye yine çok fenomen bir iş yaptı. Kenan abiyle yemek yerken Ezel diye bağırıyorlar. Değil mi? Yani Kenan abi için işte Tuncel abi. Ya Tuncel Kurtiz'den bahsediyoruz. Hani beni boş ver. Bir kariyer yani. Bütün hayat boyu kariyer. Yani dayır diye bağırıyorlardı sokakta. Tuncel abi de böyle bakıyordu. Niye bana böyle bağırıyorlar falan. Yani Ezel herkes için biraz öyle bir şey oldu. Sıradaki gelsin. Çiçek içiyor, helal olsun. Çiçeği böyle tutmuş. Sen mi koydun çiçeği? Çiçek oraya içiyor, helal olsun demiş ya. Güzel. Ya aslında bu kamera arkası fotoğrafı. Ona çok hoşuma gitti. Koyacağım fotoğrafı koyamıyorum, koyacağım koyamıyorum. Çeken de Öykü koysana falan. Oraya öyle bir yapıştırdım onu öyle. Ha bu çiçek yok mu elinde normalde? Hayır. Ha kendi sansürünü koydu. Tabii. Çiçek. Ben de çiçeği bir sene oldu bıraktım valla. Yani çiçek. Ay ben de o yoldayım. Ha valla kesin bırak ya. Valla çok evet iyi geliyor ya. Kesinlikle. Yani biraz kilo aldırıyor ama sonrası güzel oluyor. Çiçek içmeyin. Ama çiçeği bırakmak da zor diyor. Ya tabii tabii. Yani kilo yine insan arası özellikle istiyormuş. Anladım. Çiçeği nasıl koklayacağına bağlı. Oo.
var mı daha? Linç bitti mi? Bir tane daha var. Sırada gelsin. Yok, iki tane daha. Gelsin. Arkadaki adamın bakışı demiş ya. Bu neresi abi? Kızım sen nerelere gidiyorsun? Bu adam nasıl bakıyor ya? Ya burası New Orleans. Ben de fotoğrafı koyduktan sonra bu yorumu gördüm. Gerçekten hani sonra baktım nasıl bakıyormuş diye öyle. Neresi New Orleans? Evet. Olsun. New Orleans. Güzel geçiyorsun be. Sıradakini ver. Bunu paylaşmışsın kardeşim. Vücudu iyi olmayan insan soyunmamalı. Söz meclisten içeri. Ben değilim ki abi. Ben değilim. Kafana yapıştırmış. Kemal böyle şeyler mi paylaşıyorsun sen internette? Ha? Ya bir dönem yalnızlık tabii. Yalnızlık. Yalnızlıktan vücudunu mu paylaşıyorsun? Oluyor bir dönem evet. Yalnız iyi yapmışım vücut ha. Ya fena değil. Buradan iyiyim şimdi. Madem gösterdin zaman, üstüne konuşalım yani. Yok bundan iyi değil. Bu eski biraz ya. Daha iyiyim şimdi. Sanat için soyunur musun? Ben yok rica et. Sen şimdi senin için de ama etmezsin diye de düşünüyorum. Yok yok ben de seni eskiden tanıyorum yani ben de seni öyle görmek birbirimizin... Ama şurada baya yüklenmişsin. Spor yapıyor musun şu an düzenli? Ya biraz yapmaya evet tekrardan başladım. Orada biraz zayıftım. Şimdi biraz daha üstüne kilo aldım. Daha iyi oldu denebilir. Hmm. Evet. Gelsin bakalım sıradaki. Sana ifrit oluyorum. Diziye hiç yakışmadın. Tez vakitte kellen gider inşallah. Güzel. Ya ne kadar ince ya. Ne kadar acayip. Dönem ince. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Dönem ince. Ya çok güzel linç yiyorum. Aha. Ama tabii böyle bazıları gülücükle karıştırıyor arada. Tabii. Çok sert girenler de var bu şekilde. Çok ilginç bir şey ama beni çok tatmin ediyor ya. Ama bu senin rolünü çok iyi oynadığını gösteriyor. Öyle değil mi? Yani burada gidiş, yani tez çok... vakitte kellen gider diyoruz. Evet. Olaya girmiş yani. Çok doğru bir yer. Olay içinde. Çok doğru bir yere gittiğimi gösteriyor ve ben bence de. Tamam diyorum ve hoşuma gidiyor. Yani o yüzden sıkıntı yok yazsınlar ya. Evet. Abi programımızda... Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Buyur tabii. Yani biz de elimiz boş gelmedik. He. Eğer mümkünse... Evet. Çünkü her programda insanlara yapıştırıyor. Ben de rica ettim. Senin içinde bir tane... Linç mi? Linç var. Ben bayılırım. Ben de çalıştım yani. Ben linçin şeyi bağımlısıyım. Ben çiçeği bıraktım linçe başladım. Ben, çok... Bana linç ver ya. Hazır verdin mi? Bilmiyorum ben rica ettim ama içeride seni kayırmak için belki. Evet yani ben yönetmenimiz belki şey. Bir tane çok güzel bir yorum vardı onu da verdim. Evet bu. Eser abi bugün bize bir saat kadar gelebilir misin? Babamın canı köfte çekmişti. Güzelmiş. Sen kıyamam programdan önce girip benim oradan linç mi aradın? Çalıştım. Ayrıca çalıştım. Bende var ya. Eğer mümkünse bir saatte bize... Ama ben yani köfte olarak evet. Bende ne linçler var. Bana çok güzel giriyorlar ya. Çok. Bir de şimdi böyle... Ama bu özellikle linç bölümünden sonra olay çok sevimli bir yere gitti. Güzel oldu. Yani insanlar böyle çirkin çirkin girmektense hani mizahi olarak birbirine girip burada linçi çıksın istiyor. Aha. Onun için de belli bir filtreden geçiriyor yazdıklarını ve güzel şeyler çıkıyor yani.